Mikrofon sizde programından sevgiler, saygılar, iyi günler değerli spor severler. Program yapımcınız ve sunucunuz ben İbrahim Özsoy, genel yayın yönetmenimiz Ersan'la birlikteyiz bugün. Evet, Ersan her zaman bizlerle birlikte. Ona da teşekkür ediyorum. Bugün çok değerli konuklarım vardır. Biliyorsunuz her cumartesileri sevgili Akın Aktunç ve sevgili Turgay Kara bu programı yapıyordu. Onlara devretmiştik ama sevgili Akın Aktunç'un bugün o güzel kızını düğünü vardır. O yüzden Akın Aktunç gelemiyor. Onun yerine ben yapacağım bugün programı. Evet, belirttiğim gibi iki değerli konuğumuz vardır. Bugün KTS'de İspor Yazarları Derneği Avukatı Sayın Özlem Bendaşan. Evet, KTS'de yani bizlerin avukatı olan Özlem Bendaşan bizlerle birlikte ve Kadalte İspor gündemi yapımcısı ve sunucusu Spor Yazarı Necati Özsoy bizlerle birlikte. Dönüp Özlem Hanım'a bir hoş geldin diyelim. Özlem Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gider işler? İyidir bu ortamda. İyidir değil mi? Biraz güzel. Yoğun olması gerekir mahkeme falan. Gittikçe yoğunlaşıyor tabii. Çünkü senin de kadar olaylar. Bir sürü olay var evet. Cezai evet. Boyutu var, hukuki boyutu var. Bayağı karışık bu aralar ortada. Evet, konuşacağız. Tabii biraz da geçen haftaki seminerden biraz konuşacağız. Ve Necati Özsoy'da ilk devre takımlar ne umdu ne buldu. İkinci yarı neler bekler bizi. Bir de Özlem Hanım sizinle bu neler söyleyebilirsiniz, kafanızda neler varsa neler bilirsiniz. Bu yabancı futbolcular bazen geliyor, para ayırıp kaçıyor. Onların önü nasıl geçilir? Tribünlerde biliyorsunuz küfürler var, hakaretler var. Biraz bunların önüne de geçmek isterim. Ben biraz belki bu küfürleri azaldırıp program akışı içerisinde. Evet Necat. Necat'a hoş geldin demeyeceğim. Necat evet. Buranın personeli. Evet. Evet tabii uzun zamandan sonra biz de zaman zaman buralarda konuk oluruz. Mikrofon sizde ve yine bir programda birlikteyiz. Özlem Hanım da yakinen tanıdığımız. Özellikle son yıllarda gerek Spor Yazarları Derneğimizde gerekse direkt federasyonlarda hukuki boyutta çok güzel işler yapan belki de ilerleyen süreçte daha da faydası olabilecek bir pozisyondadır. Kendisine çalışmalarından dolayı kutlarım. O da aramıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Bakın ileride Özlem Hanım'ı spor oyuncusu yapabilecek değil mi? Yoksa... Tabii ki. Benim o spor olayın ilk adımını attı. Spor oyuncusu ileride yapabilecek. Evet Özlem Hanım öncelikle tabii ki zaman zaman Raif Özgür'ün spor vizyon eğitim seminerinde nasıl buldunuz o semineri? Enteresan sorular da gelirdi size. Siz bizim bilmiyorum Şinasi Özdeş abimiz Ahmet Çakır ve diğer arkadaşa. Ya ben burada Şinasi Özdeş'e hak veririm. Hem hak veririm şöyle bir şey. Çünkü o konuklara önünü konduysaydı, neler konduydu konukların önüne? Siz kararı da verin. Evet. Televizyonda programı yönetimi ve medya oluşması bir program var önünde o hususta. Ama baktım o gün ben de oradaydım tamamıyla izledim bir saat konuşma yaptılar. Hiç yani bizlere televizyon yorumcuları, konukları, sunucuları ne yapması gerekir, neler yapması gerekir, kıyafeti nelerdir, sunuculara ne gibi örnekler verecekler? Hiç. Hep Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş şunu yaptı, Galatasaray şunu yaptı, Fenerbahçe şunu yaptı. Buradan girelim isterseniz. Yani öncelikle şunu söyleyeyim ben. Seminerin genelini izledim. Galiba bir tek o oturumu izlemedim. Ancak sonraki yorumları tabii dinledim. Tabii daha önce bu seminer haricinde başka seminerlerde de bulundum. Konuşmacı olarak bulundum, izleyici olarak bulundum. Genel olarak aslında seminerlerde dikkat edilmesi gereken nokta izleyici kitlesinin merak ettiği ve oraya gitmekteki amacı nedir noktasıdır. Yoksa siz gidersiniz ben mesela bana spor hukukuyla ilgili olarak işte oturum yapılacak gelir misiniz dendiği zaman ben karşımdakilerin hukukçu olmadığının bilinciyle anlaşılacak şekilde ve onların sorularına cevap verecek şekilde bir konuşma yapmaya çalıştım. Bilmiyorum tabii ben konuşan konumundaydım. İzleyiciler ne düşündü? Nasıl bir geri dönüşüm oldu? Genelde bana verilen tepki o boyuttaydı. Tabii sizin eleştirileriniz ki oradakilerin hepsi
belli kitlelere hitap eden insanlar, spor yorumcuları, ki sadece bu spor yorumcularına ilişkin bir şey değil, medyayla ilgili medyanın ajanlarının tümünün çok önemli bir rolü var. Ki ben kendi konuşmam sırasında da bunu söylemiştim. Kitlelere hitap eden kişiler, kitleleri hangi yöne yönlendirdiklerini çok ciddi anlamda dikkat ederek ve buna ilişkin gerekli adımları atarak hareket etmelidirler. Bunda da dediğiniz gibi kıyafet, konuşma üslubu, bilgilerin nasıl aktarılacağı. Yani benim alanım olmadığı için çok fazla bir yorumda da bulunamam ama tabii genel kültür olarak baktığım şeyler var. Benim bakış açımda birçok konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Belki sadece buna özel bir seminer yapılması lazım. Tabii sizin dediğim gibi ben de orada sizin oturumunuzu izledim. Siz bütün sorulara gayet güzel yorumlar yaptınız, cevap verdiniz. Ama Şenasi Bey'in canı sıkıldığı belirttiğim gibi az önce sen bana geldin televizyonculuğu, radyoculuğu hakkında bir şeyler söyleyeceksin. Ona göre ben hani burada çok mu konuşurum, konuğa ne kadar söz hakkı vereceğim. Bir şeyler söyle ona. Hep Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Şinasi'ye senin canı sıkıldı. Aldım mikrofonu son eline Şinasi Bey. Teşekkür etti. Ve kardeşlerim dedi, burası Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti. Ben dedi ülkem hakkında isterdim bir şeyler söylesin dedi. Siz Fenerbahçe şunu aldı, 50 milyar vereceği var. Galatasaray şunu satacak, 100 milyar alacak. Bana ne dedi? Beşiktaş'tan bana ne, Fenerbahçe'den bana ne? Hepsi böyle seminerde olanlar da böyle bir şey gösterdi. Kimisi alkışladı, kimisi tepki gösterdi. Neyse bunu geçelim, fazla durmayayım üstünde de. Var mı sormak istediğin? Şimdi bu noktada tabii her yıl sezon devre arasında Spor Özelleri Derneği'nin düzenlediği eğitim seminerine Türkiye'den gelen işte gazeteci, televizyoncu, yazar, yorumcu arkadaşlar özellikle ikinci oturumda kendi fikirleri, kendi yaşadığı medya ortamlarındaki çalışma sistemleri, yorum yapma şekilleri, takımlarla ilişkileri konusunda kendi yaşantıları üzerine bizlere konuşmalar yaparlar. O günkü oturumun konusu da zaten gazetecilik, medya yayıncılık üzerine bir konuydu sanırım. Onlar da doğal olarak tabii kendi yaşadıkları ortamda ilgilendiği takımların üzerine analiz yaptılar. Nasıl ki orada önde gelen dört büyük takım sürekli onları takip ederler. Onların gündemlerini konuşarak, onların hakkında yaptıkları haberleri irdelediler. Onların hakkında yaptıkları televizyon programlarını gündeme getirdiler. Dolayısıyla onların da gündeminde onlar olduğu için onlar konuşuldu. Yoksa Ahmet Çakır veya diğer arkadaş ne bilir ki burada gençlik gücü, küçük kaymaklığı veya bizim spor tesislerimizdeki sorunları da onları irdelecekler. Şinasi Hocam'ın tabii oradaki tepkisi kendi ülkemizdeki sorunların konuşulmasıydı ama o günkü oturumun konusu olduğu için Türkiye'den gelen konuklar da Türkiye takımlarını irdelediler. Dolayısıyla o farklı bir boyuta çekildiydi oradaki konu. Şinasi Hocam için gelecek sezonlarda ülke sporuyla ilgili oturumlar yapılabilir tabii. Antalya'da geçen yıl oradaydık, var mısınız? Yok, geçen yıl gelmemiştim. Bir önceki yıl Tüzük kurultayı olduğu zaman gelmiştim. Orada birileri geldiydi geçen sene Necat. Oradaki basketbol, NTV'de onda bununla çalışan bayanlar seminerinde. Evet tabii ki orada Türkiye programlarında yorumculuk yapanlar da geldiydi. Bayan konuklar da vardı. Özlem Hanım yoktu ama Özlem Hanım geçtiğimiz yıl bizim Spor Özelleri Derneği'nin yeni tüzüğünün hazırlanmasında çok katkıları oldu. Zaten tüzüğümüzü orada onayladık. Genel kurulu orada yaptık. Geçtiğimiz yıl orada onaylandıydı. Yeni bir önceki yıldı. Onda ben vardım çünkü. Vardınız değil mi? Vardı. Özlem Hanım, bu alınan kararlar bakanlar kurulundan geçmesi gerekir mi? Hangi kararlardan bahsediyorsunuz? Şimdi derneklerin oluşumunda derneklerin aldığı kararlar, yönetim kurulunun aldığı kararlar zaten geçerlidir. Bakanlar kuruluyla bir bağlantısı yoktur. Hangi karardan bahsedersiniz ama? Mesela herhangi bir karar alındı. Yönetim kurulu karar aldı. Yayınlanması gerekir mi o karar gazetelerde yoluyla? Necat? Şimdi, hayır, o yönetim kurulu kararları kendi yönetim kurulu defterine yazılır. Ahmet bir şeyler söyledi bize, neydi o? Önemli bir karar olursa da duyurulması gerekir, ona göre duyurulur. Zaten yönetim kurulları da kendi iç tüzüklerine göre hareket eder. Tüzükteki maddelerde ne gerekirse onlar uygulanır. Onu diyecektim ben de. Yani her derneğin veya kuruluşun
kararlarını, ki karar derken sizin kastettiğiniz herhalde güncel kararlar değil de genel olarak düzenlemeler, mesela ceza talimatı gibi talimatlardan bahsediyorsunuz büyük ihtimalle. Bunların nasıl yürürlüğe gireceği derneklerin kendi tüzüklerine belirlenir. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda tüzük önümde yok ve hukukçular aslında ezbere konuşmayı sevmez. Sizin tüzüğünüzde de sitede yayınlanmak suretiyle geçerli olacağı şeklinde de. Çünkü sizin bir web siteniz var. Dolayısıyla web sitesinde yayınlandığında herkesin bileceği noktadadır. Nasıl yasalar resmi gazetede yayınlandığı takdirde yürürlüğe girerse. Resmi gazetede yanması şart değil diyorsunuz. Hayır, tüzüklerden bahsediyoruz. Tüzük değişikliklerinden bahsediyorsak eğer, tüzük değişiklikleriyle ilgili durum farklıdır. Tüzük değişiklikleri oldu, o tüzük değişiklikleri resmi gazetelerde yanması gerekir mi? Bunlar farklıdır. Derneklerin bağlı olduğu yasa farklıdır. Yani yasa gibi düşünmeyin onu. Derneklerin tüzük değişiklikleri kaymakamlığa bildirilir, onay sürecinden geçer, sonra genelde Bakanlar Kurulu'nun ve kaymakamlığın eşliğinde yapılan CM'den sonra yayınlanır ve yürürlüğe girer. Federasyonların da farklıdır. Bizim Ahmet'in neydi söylediği? Yeni tüzükler, 2 yıl önce yaptığımız yeni tüzükler kaymakamlığa verildi. Onaylandı, resmi gazetede yayınlandı mı? Resmi gazete değil, Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu'ndan yürürlüğe geçti mi onlar? Evet, geçti diye biliyorum. Tabii onun takibini ben yapmadım. Sanırım tam o aşamadadırlar diye ben de öyle biliyorum ama geçti mi geçmedi mi ben de bilmiyorum. Geçmiş olması lazım. Bir tanesi geçmedi dedi bana. Çünkü bilirsiniz yeni tüzüğümüzde bizim geçtiğimiz yıl işte asli üye, fahri üye değişimi yapıldı. Bir önceki yılda. İşte o noktadan sonra bazı üyeler asli üyelikten düşüp fahri üyeliğe geçtiler. Doğru. Bu tüzük yeni tüzüğe göre bu kararlar alındı yönetim kurulu tarafından o dönem. Dolayısıyla o yeni tüzüğümüz Bakanlar Kurulu'ndan onaylanıp bunlar... Tabii yani iki boyutu var bunların. Olağanüstü genel kurul yapıldığı zaman genel kurul toplanır ve tüzük kurultayları olağanüstü genel kurul formatında yapılır. Ve bu olağanüstü genel kurul veya genel kurul aslında bir derneğin veya birliğin en üst karar mevcisidir. Dolayısıyla o ortamda bulunup buna onay verdikten sonra bunun haricinde bu geçerli değildir noktasını da çok fiiliyatta savunmak. Neticede genel kurul tarafından onaylanan bir tüzük. Aynen öyle. Yani karar merci aslında odur. Sonrasında yapılan inceleme yasal inceleme. Ben de en büyük merci genel kurul olarak biliyorum da. Yani şart mı resmi gazetelerle yayınlansın? Değil. İki resmi gazete değil işte ama yasal belli prosedürler var. Evet. Bir de bu şey Özlem Hanım, seminerle ilgili söylemek istediğin varsa alalım ve başka konulara geçelim. Yani seminerle ilgili... Nasıl buldun spor yazarlarını? Ben spor yazarlarını seviyorum. Seviyorum yani. Yani birkaç yıl oldu şimdi tanışalı. Yani birçok açıdan çok yönlü insanlar. Zaten sporla ilgilenen, ucundan kıyısından ilgilenen insanların temel özelliği, sosyalliği artı keyifli insanlar genel olarak. Bu tür seminerlerin yapılması ve her yıl tekrarlanmasının en önemli ve en güzel özelliği de aslında bir kaynaşma sağlanması. Çünkü orada aynı işi yapan, aynı ortamda olan ve ortak paydası bulunan veya ortak aktör konumunda olan insanları bir araya getiriyorsunuz. Ve bu seminerlerin tekrarı özellikle sizin sorularınıza ve bu işi yaparken özellikle arkadan gelecek olan genç meslektaşlarınıza da hem bir bilgi alışverişi, hem daha kıdemlilerle daha kıdemsizleri kaynaştırma, hem de aynı ortamda bulunan insanların iş rekabeti haricinde bir ortamda bir araya gelip bir sohbet etme şansı tanıması açısından bence çok önemli ve çok güzel bir şey. Ben sevdim yani sizleri. Bilmiyorum siz beni sevdiniz mi ama spor tabii, yazarlarını tabii, ben tabii sevdim. Seni sevmesek de verir miyiz buraya? Teşekkür ederim. benim tabii Cenk Kala, 3 tane oğlum vardır. Cenk kısa yaptı. Bir maçta olay olduydu. Kısa yaptıydı. Bu bir ufak olanlar Ahmet Özsoy ve Necati ilkokullardan biri. Bu işin içindedir. Yani çekirdeğe düşme. Biz desen 67 yılından beri bu işin içindeyim. Maşallah. 67 yılından. Var mı söylemek istediğin? Şimdi bizim derneğin yıllardır devam eden bu Ocak ayındaki eğitim seminerleri. Bunun ötesinde de tabii soru cevap şeklinde dönem içerisinde yapılan eğitim bağlamında seminerlerimiz vardır ama bu yapılan seminer aslında sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi illaki de bir eğitim verme değil de işte bir geleneksel bir tatil, bir dinlenme, bir kaynaşma, bir sosyalleşme, işte o derneğin bünyesinde bulunan üyeleri böyle bir ortamda bir araya getirme, 2 günlük, 3 günlük bir program çerçevesinde güzel bir ortam yaratılır. Bu yıllardan yurt dışında da devam etti. Bu yıl ülkemizde olması uygun görüldü. Bir de daha da anlamlı oldu. Özellikle hiç beklemediğimiz bir zamanda kaybettiğimiz
sevgili Raip hocamızın anısına gerçekleşen bir seminerdi bu. Böyle bir ortamda aramıza çok yeni katılan üye arkadaşlarımız vardır. Yıllarını bu işlere veren çok değerli abilerimiz, büyüklerimiz, hocalarımız vardır. Böyle bir ortam hep birlikte gidildiği zaman işte onlarla sohbet etme imkanları bulunur. Onlarla bir eğitim ortamında bir araya gelme imkanı bulunur. Bir eğlence ortamında bir araya gelme imkanı bulunur. Ve çok daha güzel bir platform ortaya çıkar. Çünkü bizim buluşma anlarımız ya spor müsabakalarında olur, işte ya televizyon kanallarında olur, ya bir maçta olur. Güzel bir şey. Veya yani başka federasyonun, başka bir kulübün toplantısındaki yemek masasında olur. Bunun ötesinde bir araya gelmek pek kolay değildir. Dolayısıyla bu eğitim seminerlerinin bir başka güzel yanı da bu pencereden baktığımız zaman gerçekten çok anlamlı ve sürdürülebilir olması gerekir diye düşünüyorum ben. Sanırım ki artık bir vizyon oldu. Her yıl devam edecek diye düşünüyorum. Tabii daha sor, öğrenmek istediğim şeyler vardır, sormak istediğim ama bir telefonumuz var, onun telefonu. Nezihe Beyaz, iyi akşamlar. Teşekkürler Esra. Alo. Duyuyorum seni. Sevgili Yorsan, biraz ses verebilir misin? Nezihe Beyaz, iyi akşamlar. Teşekkürler, duyuyorum seni, gayet net duyuyorum, güzel. Tamam Yorsan. Var mı bölgede maç Nezihe Beyaz? Antrenman maçları, dostluk maçları? Vallahi bilmiyorum ama televizyonda maç var. Türkiye Ligi başladı. Onları seyretmeye başladık. Nezihe Beyaz, siz seminerde vardınız. Özlem Hanım burada. Seminerle ilgili sormak istediğiniz varsa Özlem Hanım alalım. Ve bir de sizden ilk devre takımlar ne umdu ne buldu. İkinci devre bizlere neler bekler? Mikrofon sizde. Şimdi hanımefendiyle biz Manusa'daki otelde sohbet etme olanağı bulduk kahvaltıda ayrılmadan önce. Onun için bol bol sohbet ettik. Soracağımız, öğreneceğimiz şeyleri kendisinden Taner'le birlikte öğrendik. Ama biraz sesi yükseltebilir miyim? Sesi yükseltebilir miyim? Biri konuşuyordu. Adı eğitim semineri. Bunu değiştirmek lazım. Bence sohbet toplantısı şeklinde geçiyor. Yani bir eğitim olmuyor. Üyelerin dinlence sohbetleri desek bence daha doğru bir ad olacak. Çünkü eğitimler olmuyor. Yani eğitim derken eğitim bir şeyler vermek gerekir üyelere. Tabii hukuk kısmında bir şeyler elbette öğrendik ama onun dışındakiler arkadaşlarımız, Türkiye'den gelen arkadaşlarımız olsun, buradaki katılan konuşmacı olarak katılan arkadaşlarımız olsun, bize sohbet imkanı verdi. Yani bildiğimiz, bilmediğimiz bir şey öğrenemedik pek. Ama ne var? Eğer ille de eğitim yapılacaksa şu şekilde yapılabilir. Örneğin eğer, tabii parantez içinde söylüyorum, kurallarda değişiklikler varsa futbol kurallarıyla ilgili eğitim olabilir. Diğer branşlarda ille de futbol olması gerekmez. Handbol olur, işte atletizm olur, basketbol olur. Örnek olarak veriyorum. Diğerleri olabilir. Bunlarla ilgili bir takım şeyler olabilir. Veya teknolojiyle ilgili eğitim verilebilir ki bizim eminim birçok arkadaşımızın büyük eksiği ve öğrenme isteği olan, arzu ettikleri konu bu. Örneğin ne bileyim işte bir bilgisayar, interneti nasıl kullanacağımız, bilmediğimiz nelerden faydalanabileceğimiz öğretilebilir. Yani eğitim sahibi bu olabilir. Gelelim liglere. Liglerin ilk yarısı benim için sürpriz olmadı. Beklediğim gibi geçti. Neden beklediğim gibi geçti? Ben sezon başında daha ilk maçlar bile oynanmadan Yeni Cami'nin, Monsa Türk Gücü'nün, Doğan Türk Birliği'nin sıralamada bu şekilde olacağını varsaymıştım ve yorumlamıştım. Pek yanılmadım. Sadece sıralamada bir değişiklik oldu. Monsa Türk Gücü öne geçti Yeni Cami'nin sırasında ama bu ölçü değil. Bana göre ligin en iyi takımı Yeni Cami. Hani kaba tabirle söylemek gerekirse Yeni Cami Lefkoşa'nın hamamın namusunu kurtaran takımı oldu. Yani diğer takıma dökülüyor Lefkoşa'da. Tabii konu parasal, yani ekonomik. Yabancılara transfer yapıyoruz. Devletten para bekliyoruz. Kulüpler bunları kendileri yapmalı veya Yeni Cami gibi akademi kurmalı, altyapıdan yetiştirmeli. İşte bunu çözdüğümüz gün, altyapıya önem verdiğimiz gün hem ekonomik olarak kulüplerimiz rahatlayacak, takımlarımız rahatlayacak, hem de bu devletten bekleme
içgüdüsü de sona erecek. İlk devre Nezihe Beyaz Yalıtan hangi takımlar oldu? Pardon, anlayamadım ben. İlk devre Nezihe evet. Beyaz'ı yanıltan hangi takımlar oldu? Vallahi az önce de sözüme başlarken söyledim. Benim yanıltan olmadı. Çünkü sıralamada ne olacağını hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebildim. Yeşilova yanıltmadı mı seni Yeşilova? Efendim anlamadım. Yeşilova yanıltmadı mı seni? Hayır, kesinlikle. Çünkü Yeşilova için de şunları söylemiştim. Çok iyi oyuncuları var ama az sayıda var. Eğer yani şampiyonluğa oynamak istiyorsa bu kadro yetersiz dedim. Yok, düşmeme oynuyorsa zaten bu kadro fazla yani güçlü. Ya ortalarda Kıbrıs'ın amiyane tabiriyle cırmalayacak demiştim. İşte yanılmadım çünkü Yeşilova'nın ne şampiyonluğa önce kadrosu var ne de düşecek kadar zayıf bir kadrosu var. Çok iyi oyuncuları var. İşte forvette var, savunmada var, kalede var. Ama onun dışındakiler öyle şampiyonluğa oynatacak bir vasıfta oyuncular değil. Bu nedenle Yeşilova beklediğim gibi orta sıralarda yer aldı. Ha, yanıltan dersen bir tek takım söyleyebilirim. Bafülkü'ydü. Bu kadar başarılı olacağını tahmin etmemiştim. Bana göre gerçekten o kadroyla, o imkanlarla mükemmel iş yaptılar. Çok iyi bir yönetimi var, teknik kadrosu var ve futbolcuları var. Bana göre en iyi takım diyebilirim Bafülkü'ydü için. Yani beni yanıltan diye sorarsan Bafülkü'ydü. Bu kadar başarılı olacaklarını beklemiyordum açıkçası. Peki var mı eklemek istediğin sevgili Nezih? Yok. Eklemek istediğim bir şey yok. Az önce de söyledim. Yine söylemek istiyorum. Yani kulüplerimiz yabancı transfer yapıp işte takımın şampiyonluğu oynatacağım diye çok büyük paralar vererek, borçlanarak oyuncu transferi yapacaklarına altyapıya önem versinler. Bildiğin gibi biz ne FIFA'ya gidebiliyoruz ne UEFA kupasına katılabiliyoruz. Dolayısıyla kendi aramızda işte maçlar yapıyoruz. Yani şampiyon olsan ne olacak, düşsen ne olacak? Bu kadar iddialı olmamak gerekir ama yönetimlerde olanlar, başkanlar adlarını duyurmak için veya işte bir takım işte ben başardım demek için en azından çok paralar harcayıp borçlanıyorlar. Devletten bekliyorlar. Ben olsam spor dairesi yerine veya spor dairesini yöneten başbakanlık yerine bir kuruş vermem. Hiçbir spor, yani futbol kulübüne vermem. O parayı amatör sporlara, altyapılara harcamalar için veririm veya diğer branşlara veririm. Peki. Çok teşekkürler sevgili Nezih Beyaz. İyi programlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, ben yetkili olsam da Nezih Beyaz takımına bir kuruş vermem diyor. Onu da göre şöyle. Sizin az önce konuşmaların şimdi bizim zamanımızda diyeceğim Özlem Hanım. Çok sanatçılar da getirdik bu sosyal faaliyetlerde balolarla. Mesela Necati Birecek, Hülya Avşar'ı Eprül Gündeş'i Ajda Pekkan'ı Aydan Şener'i bu ülkeye getirin bizlerik. Ümit Besen. Çok sanatçılar geliyordu ama sanatçılar. Tabii o dönemin şartlarında bu tip sanatçıları getirmek daha kolaydı. Şimdi bir sanatçı getirin, 20 bin dolar, 30 bin dolar para istersiniz. Bizler istemezdi. Biz yılın i̇şte o dönem ikili ilişkiler çok iyi. Yılın sanatçısı çevirdi. 85-90-80 yıllarında ödül verdik. Yani bize göre yılın sanatçısı ödül verdik. Geride balamı çok yani renkli geçirdi. Evet. Tabii Mustafa Soy başkanlığında gene çok sosyal faaliyetlerin çoktu. Zaman zaman böyle seminer gibi kalmalı balolar yapardık. Yani bunun yanında her gelen giden sanatçıyı biz Doruk Şendas'ın rahmetli Denktaş'a Rauf Denktaş'a ziyarette bulunurduk. Ve aynen şunu derdi bize Denktaş. Beş çocuklar sizi takdir ederim derdi. Neçe takdir ederdi? Derinize siyasete sokmazsınız derdi bize. Bu sözden çok yani böyle şakalar da yapardık. Gene bunun yanında şunu acayip. Eprül Gündeş'i ilk geldiğinde, Niye Doğan'ın şarkısı Demir Attı, evet. O günlerde geldiğinde hiç, konuk olarak gittiğimizde saraya, sen böyle ufacık tercih etmin ya dedi. Eprül Gündeş'i unutmayacağım. O da böyle sinde kaldı, böyle kaldı. O dönem biraz şimdi şey yaptı, kür aldı galiba. Değil mi? Siz tabii yetişmediniz herhalde bunları. Duydum. Duydunuz yalnız. Duydum. Kaç sene var bu spor olayların içine girdiğiniz?
Yani spor hukukuyla ilgili eğitimi almam noktasına bakacak olursak 2008-2009 yıllarında. 10 sene var. 10 sene var. Öncesinde daha ilk benim sporla ilgili hukuki boyutta da ya da federasyonun çalışma açısından da baktığımda Judo Hapkido Kickbox Federasyonu yönetim kurulu üyesiydim ben. Ondan ayrıldınız. Ondan ayrıldım yaklaşık. Yani bir 3 yıl falan yanlış hatırlamıyorsam orada çalıştım. Niyazi. Sonrasında. Niyazi Demirel. Evet. Onu biz çok destekledik, kalem destekledik. Çünkü ben disiplinli çalışanları her zaman desteklerim. Niyazi Demirel'de de bu vardı. Hani kardeş olsa, tüzük ederse onu uygulardı. Şeyimizde Özlem Hanım, o yeni federasyonu kurma aşamasında mı? Hukuki boyutuna baktığınızda. Yok, Judo, ben yönetim kurulu üyesiydim doğrudan. Tabii son zamanlarda şöyle bir durum var benim kulağıma gelen ki bununla ilgili olarak görüşeceğiz yakın zamanda, hazır konusu açılmışken de bunu da ifade etmek isterim. Judo ile ilgili olarak ayrı bir federasyon kurulacağı ve yeni yasa kapsamında bir federasyonun bünyesinde birden fazla spor dalı bulunamayacağı noktasından judo ayrıldı. Ancak sonrasında... Ayrılmadı aslında. Ayrıldı. Sporcular ayrıldı. Hayır. Tekvando'da. Ayrıldı. Federasyonun kapsamından çıkarıldı. Ayrı bir federasyon kurulacağı noktasını hareketle daha sonra da bir şekilde tekvando ile ilgili federasyonun bünyesine alındı gibi bir durum oldu ama. Kimin federasyonu? Hapkido Kickbox Federasyonu'nun bünyesinde olamayan bir dal tekvando'nun hiç bünyesinde olamaz. Olmaması gerekir. Kaldı ama ki Eyüp diyor ki olimpik bir spor. Olimpik dolayısıyla Eyüp Bey'in çok özür dilerim. Eyüp Bey'in görüşü nedir, hangi noktadadır onu bilmiyorum ama hukuki boyuttan bakarsak eğer bir federasyonun içerisinde siz onu birden fazla spor dalıyla uğraşamaz noktasından ayırırsanız başka bir federasyonun içerisinde de katmamanız gerekir. Şimdi bizim spor dairesinde Tekvando Federasyonu, Tekvando ve Judo Federasyonu olarak kayıtlıdır. Dolayısıyla işte Tekvando Federasyonu da Judo'yu sahiplenmiş bir durumdadır. Niyazi Demirel Başkan'ın döneminde kickboksu ayırdı. Judo'yu da ayırma yoluna gittiler. Yeni tazak tüzük çalışması yaptılar. Yeni yasayı hazırladılar. Spor dairesine götürdüler. O dönemde bir hükümet değişikliği gündeme geldi. Boşluğa girdi şey. Boşlukta kaldı. Yeni hükümet değişikliğinden sonra dediğiniz gibi işte Eyüp Başkan judonun kendi bünyesinde olduğunu, kesinlikle ayrı bir federasyon oluşumuna izin vermedi. Ve aslında genel kurullar da çok tartışılacak bir durumdadır onlarınki. Judo dalına aktif olarak görev yapan sanırım yüzlerce sporcu, lisanslı kulüp de vardır. Fakat yıllarla tekvandonun bünyesinde bu müsabakalar hiç yapılmadı. Dolayısıyla bu kişiler de, judoya gönül veren kişiler de sizin de dediğiniz gibi olimpik bir artık olimpik bir branştır. Tekvandonun bünyesinden çıkıp özelliğini alıp yoluna devam etmesi gerekir. Bu judonun başındaki kişilerin de hukuki boyuta da taşıdılar olayı sanırım. Ne aşamadadır bilmiyorum ama yani hiçbir olumlu sonuç da alamadılar. Özlem Hanım, bunun cevaplarını bir ara vereceğiz. Zamanımız geldi. Aradan sonra ben size alıp sanırım ve Necati'nin dediği çok önemlidir. Çünkü halen daha Demirel ve Eyüp Zafer Gökbürün arasında bu çekişme vardır. Bir şey tartışalım onu. Evet, sevgili spor severler, kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra biz yine buradayız. Bizi izlemeye devam edin.